Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang Soru Bankası Ünite 6 Beceri Testleri 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Eğmen bisikletinin tekerleklerini şekildeki gibi süslemiştir. Bisiklet sabit hızla sürülürken şekiller her saniyede bir ve her saniyede bir sonraki bölmeye gelmektedir. Buna göre 30 saniye sonra bu şekillerin konumu ilk ilk duruma göre aşağıdakilerden hangisini ifade edilir diyor. Gençler her bir saniyede yer değiştireceğine göre. Yani şöyle düşünce bir saniye sonra buraya geldi. Bu gençler bir saniye sonra buraya 1 saniye sonra buraya ve 1 saniye sonra buraya. O halde gençler gördüğünüz gibi 4 saniyede bir aynı konuma gelecek. O halde ben şuradan temizleyerek her 4 saniyede aynı konuma geliyorsa 30'u gençler 4'e bölecek olursak 15 bölü 2'den 7.5 buçuk demektir gençler. Yani 7 tane tam tur açacağız ve aynı konuma geleceğiz. Bir de yarım tur açacağız. Gençler bakın burada ön tekerleğe baktığım zaman yarım tur için gençler işlem yapmamız gerekiyor. 7 turda çünkü aynı konuma gel düşünelim. O halde gençler buradaki dikdörtgen şeklimiz bakın buraya gelecek. Buradaki altıgen bunun yerine gelecek. Buradaki üçgen gençler buraya gelecek. Buradaki daire de buraya gelecek. Evet gençler dikkat edersek arkadaşlar burada ne yaptı? Aslında hem X'e hem X e, hem de Y'ye göre yer değiştirmiş oldu. Aslında orijine göre yer değiştirmiş oldu diyebiliriz. O halde verilen seçeneklere baktığımız zaman X ve Y eksenleri göre yansımasıdır diyorum. Evet C seçeneğini işaretliyorum. E, diğer bir ifade gençler hem X e, hem Y'ye göre yansıma varsa aslında orijine göre de yansıması olur diyoruz. Devam edelim gençler. Bir sonraki soruya bakalım. Koordinat sisteminde bazı noktaların koordinatları veren A, B, C, D, E, F şekline aşağıdaki işlemler sırayla uygulanıyor. Son durumda oluşan şekil ile ilk durumdaki şeklin kesişmesiyle oluşan bölgenin alanı kaç birim karedir? Gerçekten burada şeklimizi sadece A noktasına göre veya sadece F'ye göre veya E'ye göre yapabiliriz. E ben burada A noktasına esas alarak şeklimize evet, aşağıdaki uygulanacak öteleme ve yansıma hareketlerini yapmak istiyorum. Evet öncelikle gençler Y eksenine göre yansıtacağız. Bakın Y'ye göre yansıtırsak şöyle. Burası 1, eksi 1, eksi 2. 2 birim boşluk var. O halde buraya gelir. A'nın yansımış hali. Bu 2,0'dır gençler. Daha sonra x ekseni boyunca 5 birim sağa öteleyeceğim. Şöyle kalemi değiştirelim. Evet, 1 2 3 4 Evet. Burası 3 olsun gençler. 3,0'a geldi. 2. uygularınca. Daha sonra y ekseni boyunca 1 bir birim yukarı alacağız. Şuraya 1 2 Biraz aşağıdan yapalım. 3, 4, 5, 6 diyorum. E bunu gerçi bir birim yukarı, yukarı alırsak buraya gelir. Bakın A'nın son konumu gençler burada. E buradan itibaren evet, bu şeklimizin gençler yansıması çizilecekti. Burayı unutmayalım. E evet, baştan çünkü yansıma denildi. O halde biz bunu yansıtırsak evet, oluşacak şekil gençler evet, burası 6 birim olduğu için 2'den gençler 4 birim solaydı, sağaydı. O halde ben 3'ten 4 birim sonra getireceğim. Evet gençler. Eksi -1'e kadar geliriz. Evet, oluşacak şekil gençler budur. Bizden istediği sevgili arkadaşlar burada üst üste geldi kısımdayım. O halde üst üste e, şurasını Böyle yapalım. Burada şöyle gelir gençler. Yaklaşık olarak buraya böyle gelir. E bizden istediği kısmı da şöyle tarayalım. Şimdi bizden buranın alanı istiyor. Hadi gençler burası 1'di, burası 6 idi. Demek ki dikey uzunluğumuz 5 birim olacak. Ve burada gençler bakın 2 ile 3 arasında 1 bir birimlik boşluk var. O halde burası 1'dir diyorum. benden bunun alanı istediği için 1 çarpı 5'ten 5 birim kare olur sorumuzun yanıtı diyelim. Ve bolu seçeneğini işaretlerim. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir şeklin bir doğru boyunca ötelenme sonucunda oluşan görüntü şeklin kendisine eşittir. Eşittir gençler. Ötelenen şeklin sadece konumu değiştir demiş. Burada gençler bilgimizi vermiş. E, Eşer'in verilen desen çalışmasını kullanarak öteleme ile aşağıdaki kaplamalardan hangisini oluşturabilir diye soruyor. Gençler sadece öteleme yapmasını istiyor. Yansıma yapmayacak. Buraya dikkat etmemiz gerekir. A seçeneğini incelersem gençler. A seçeneğinde sevgili arkadaşlar bakın şuradaki iki motife bakarsam gençler. Bakın burada gençler sadece öteleme ile bunu elde edemem. Veya Bakın şu ikisi ötelemeli değil gençler. Yansıma ile olması gerekir. Sadece öteleme olmadığı için A seçeneğine gider. B'ye geldiğim zaman gençler B dedim. Örneğin arkadaşlar bakın şu ikisi sadece öteleme ile elde edilmez. Gençler bakın bu ikisi öteleme elde edilmez. O halde B'de gider. Evet. C'ye geldiğimiz zaman sevgili gençler bakın şuradaki veya şu ikisini diyelim gençler fark etmez. Evet bakın şu iki gençler motif sadece ötelemeli değil yansıma ile elde edilmesi gerekir. O halde C'yi de ederiz. Sevgili gençler buraya geldiğimiz zaman bakın ben buradaki motifim yukarı doğru öteleyebilirim. Aynı şekiller elde edilir. Evet yine sağ ve üst köşeye öteleyebilirim. Gençler bakın bunu öteleyebiliriz. Burada ötelersek veya aşağı doğru ötelersek yine aynı şekiller elde edilir. O halde sadece öteleme gördüğünüz gibi denizli seçeneğinde oluşmuş diyoruz. Evet, dördüncü ve son sorumuzda yukarıda birim kareli zeminde verilen prizmaya y ekseni boyunca 5 birim aşağı ve x ekseni boyunca 4 birim sağa ötelenmesi sonucu oluşan e köşesinin o noktasına uzaklığı kaç birim olur diye soruyor. Yani bizi ilgilendiren e köşesi olduğu için sadece e'ye bakalım. Önceki 5 birim aşağı alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 4 birim sağlıyorum. 1, 2, 3, 4. E noktası buraya geldi gençler. E bunun orijinal mesafesini istiyor. Gördüğünüz gibi burası gençler. 1 bir birim olur diyoruz. Ve 1 bir birim yanıtını bolu seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.